Şekildeki bir kenarın uzunluğu 12 santimetre olan ABC eşkenar üçgeni kenarlarının orta noktalarından katlanarak bir üçgen piramit elde ediliyor. Elde edilen piramidin yanal alanları soruluyor. Yanal alan dediği yan yüzeydeki alanlar arkadaşlar. Burada piramit bir üçgen gibi oluşuyor şu şekilde. Şurada nokta nokta olması lazım normalde. Yukarı çizdiğimizde böyle bir şey. Yan yüzeylerin alanı bu kesikli çizgili olan bu kısım tabandır. Taban. Bunlar yan yüzeydir. Bunların alanları toplamını istiyor. Bir kenar 12 santimetre. İkiye bölüyor. 6 6'lık 4 tane eşkenar üçgen çıkıyor burada. Eşkenar üçgenin birkaç tane formülü var. Alan formülü. Yani biz bunların üçünün alanını bulup toplayacağız. Alan formülü normalde bir kenara çarpı yükseklik bölü 2 idi. Burada A belli ama H bulmamız gerekiyor. Eğer H belli olsaydı sadece H kare kök 3 bölü 3 olacaktı formülü. H de belli değil. H'ı bulabilirsiniz ama işimiz uzatır. Bizi sadece A belli, sadece A belirliyse, A biliniyorsa yani kenarı biliniyorsa kenarın karesi çarpı kök 3 bölü 4 formülü var. Bakın bu 3 formülü kullanabilirsiniz. Hangisi belirliyse onu o formülden bulabilirsiniz. Ayrıca bir H ya da A'yı bulmaya gerek yoktur. Bizde A belirli zaten. Bunun için H'ı bulmak için uğraşmaya gerek yok. A 6, 6'nın karesi kök 3 bölü 4. 6'nın karesi 36, 36 kök 3 bölü 4. 36'da 4 sadeleşir. 9 kök 3 çıkar. 9 kök 3 sadece bir yüzeyin alanı. Bir tane eşkenar üçgenin alanı. Bundan 3 tane var. Çarpı 3 eşittir 27 kök 3 yapar. Toplam yanal alanları 27 küptür. Yan yüzeylerinde zaten bu 3 tanesi yan yüzey oluyor gördüğünüz gibi. Bunun alanları toplamı 27 küptür. Kök 3'tür pardon. 27 kök 3'tür. Emeğimizin karşılığı olarak lütfen abone olur musunuz? Teşekkür ediyorum.